Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava merdane kullanmadan yapımı aşırı derecede kolay, bir tepsi dolusu pamuk gibi yumuşacık muhteşem bir soğanlı çörek tarifi hazırladım. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Çöreğin hamuru için ilk olarak bir paket isnat mayayı bir yemek kaşığı şekeri yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine 2 su bardağı ılık su ekliyorum. Maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine bir tane yumurtanın akını ekliyorum. Yumurtanın sarısını çöreğin üzerine sürmek için kenara ayırdım. Şimdi üzerine önceden elediğim unu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlıyoruz. Ben bu tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Herkesin ununun markasına, kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Sizler de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamuru kabaca toparladıktan sonra elime çok fazla yapışmaması için üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağını ekledim. Şimdi tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada dilerseniz bu çöreğin hamurunu akşamdan yoğurup üzerine örttükten sonra balkon gibi serin bir yerde sabaha kadar bekletebilir. Sabah kalktığınızda hızlı bir şekilde kahvaltınıza bu çöreği hazırlayabilirsiniz. Ben hamuru güzelce yoğurup şöyle yuvarlak bir form verdim. Şimdi üzerine hava almayacak şekilde bir streç filmle örtüyorum. Ve oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Ben de o arada çöreğin iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için yarım çay bardağı sıvı yağını tavamın içerisine aldım. Yağın üzerine piyaz olarak doğradım. 5 tane kuru soğanı ekledim. Soğanlar iyice yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Soğanlar güzelce yumuşadıktan sonra şimdi üzerine kaşığın ucu ile domates salçası ekledim. Daha sonra tuz ve baharatları ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Soğanla iç harcı çöreğimize inanılmaz bir lezzet katıyor. Fakat dilerseniz sizler patates gibi, peynir gibi veya kıyma gibi farklı iç harçları kullanaraksa bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Son olarak soğanın üzerine maydanozu ekledim. Maydanoz ekledikten sonra çok fazla karıştırmıyorum. İç harcını kenara alarak soğumaya bırakıyorum. Bu arada hamurum da oda sıcaklığında 1 saatte mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için bu şekilde toparlıyorum. Daha sonra da fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Hamuru tepsinin içerisine almadan önce pişerken yapışmaması için tepsinin içerisine elimle sıvı yağ sürüyorum. Bu aşamada elimede yağ sürmüş olduğum için hamur elime kesinlikle yapışmıyor. Hamuru ters çevirerek tepsinin içerisine aldım ve hemen elimle açmaya başladım. Pamuk gibi yumuşacık o kadar lezzetli bir çörek tarifi oluyor ki sizlerinde tarifimi bana güvenerek mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Özellikle tarifimi deneyecek olanlardan yorum bekliyorum. Çünkü tarifi yeni denemek isteyenlere fikir olacaktır. Hamuru tepsinin içerisine yaydıktan sonra şimdi üzerine pişirip soğutmuş olduğum soğanlı harcı ekledim. Harcı şöyle kaşıkla biraz yaydıktan sonra üzerine bir kase dolusu rendelenmiş kaşar peynirini ekledim. Kaşar peynirini de soğanlı harcın üzerine elimle yaydıktan sonra şimdi hamuru kenarlarından içe doğru katlıyorum. Daha sonra hamuru ikinci kez elimle bastırarak açıyorum. Bu aşamada hamurun üzerinin düzgün görünmesi için hamuru ters çeviriyorum. Ve bu şekilde açmaya devam ediyorum. Bu arada sizlerde hamuru ters çevirmek zorunda değilsiniz. Baktınız ki zorlanıyorsunuz. O şekilde tepsinin boyutunca açıp pişirebilirsiniz. Ben hamuru kısa süre içerisinde tepsinin boyutuna gelinceye kadar elimle güzelce açtım. Zaten hamurumuz yumuşacık bir kıvamda olduğu için bu aşamada kolaylıkla açılıyor. Hamuru açtıktan sonra şimdi üzerine ince bir bezle örterek tepsi mayası için oda sıcaklığında 20 dakika bekletiyorum. Tepsi mayasının ardından çöreğin üzerine sürmek için 2 yemek kaşığı yoğurtun üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ bir tane de yumurta sarısını ekliyorum. Ve bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra çöreğin her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Bu arada yumurta kokusunu sevmeyenler sadece yoğurt ve sıvı yağını karıştırarak da çöreğin üzerine sürebilirsiniz. O şekilde de güzelce kızaracaktır. Ben çöreği hazırlamaya devam ederken sizlere de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız kanalıma da hala abone değilseniz veya tesadüfen bu tarifime denk geldiyseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Ayrıca beğendiğiniz tariflerimde mutlaka beğen butonuna basmayı küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Çöreğin üzerine son olarak bolca susam serpiştirdikten sonra önceden ısıttığım alt üst ayardaki 190 derece fırına götürüyorum. Çöreğimiz güzelce kızardı. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra da dilimlere ayırdım. Şimdi dokusunu şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Pamuk gibi yumuşacık muhteşem bir soğanlı çörek tarifi oldu. İçinde de kesinlikle hamurlaşma olmadı. Sünger gibi gözenekli bir şekilde pişti. Tarifimi gözü kapalı bir şekilde deneyebilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden Afiyet olsun diyorum. Yapımı aşırı derecede kolay az malzemeli muhteşem bir çörek tarifi hazırladık. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.